Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Göztepe Revü'yü yapacağız. 5 sezon simüle edeceğiz. Bakalım Göztepe ile Süper Lig'e yükselebilecek miyiz? Veya Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşıp veyahut da Avrupa kupalarına katılabilecek miyiz? Hep birlikte onu göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk sezon kadromuz bu şekilde olacak. Kaleleri Lis defansta Ogün, Taha, Atınç, İsmail, orta sahada Celil, Turgay, Cardozo, Linguist, Ensar, Kubilay 11 ile sahada olacağız. Bakalım sezon sonunda Göztepe Süper Lig'e çıkabilecek mi? Çıkarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Sezon sonuna geldiğimizde Göztepe Ligi lider tamamlayarak kupanın sahibi olmuş. Tebrik ediyoruz Göztepe'yi. İkinci Eyüp ve dördüncü Kocaeli Spor'la birlikte Süper Lig'e yükselen taraf oluyor Göztepe. Tebrik ediyoruz. Bakalım fikstüre de bir bakalım. Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor'a kaybetmişiz. Baktığımız zaman Iğdır'la Bodrum'u geçip Alanya'ya kaybediyoruz. Onun dışında baktığımızda ligde nasıl oynamışız? Genelde bakıyorum kritik maçlara. Sakarya'ya bir mağlubiyetimiz var. Kim böyle enteresan bir sokul 5-2'lik Giresun galibiyeti var mesela. 4-2 Şanlıurfa. 4-6 6-4 kaybetmişiz Sakaryaspor'a. Sakarya deplasmanda da kaybettik. İçeride de kaybetmişiz. Bolu'ya kaybetmişiz. Ümraniye 5-0 da geçiyoruz. Çorum 4-0. Eyüp 4-3. O değil de içeride dışarıda hem içeride hem dışarıda Sakarya'ya kaybetmişiz. Sakarya kaçıncı bitirmiş? Sakarya 5. bitirmiş. Ama içeride de dışarıda kaybetmişiz baktığımız zaman. Oyuncu istatistiklerinde de Mame Diouf 17 gol atmış bu arada. Bayağı iyi istatistik yapmış. Lundqvist mesela 16 gol atmış. 16 gol, 13 asist, ilk bir katkı yapmış. Gayet güzel bir katkı yaptığını söyleyebiliriz. Romulo Cardozo, o da bayağı inanılmaz bir katkı sunmuş takım olarak karşılıklı. Bilal Mesaoui de aynı şekilde o sağlam bir katkı da sunmuş. Onun dışında yani bu 4 oyuncudan inanılmaz bir katkı gelmiş. Ogun Bayrak 20 asist yapmış totalde. Ligde tabii baktığımız zaman totalde bakalım. Totalde tabii daha farklı. Her bir şey yani Cardoso 18 gol, Mame Diouf 17 gol, Bilal Mesoydi 16 gol, Linguist 16 gol. Yani bu 4 oyuncunun arasında geçmiş diyebiliriz. Yani bu 4 oyuncu bizi şampiyonluğa taşımış diyebiliriz. Bakalım ikinci sezonda neler olacak hep birlikte göreceğiz. İkinci sezonda da yani bayağı bir transfer yapacağız. Ona göre oyuncuları alacağız, satacağız vesaire. Bakalım ikinci sezonda takımımızı neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Şimdi ikinci sezona doğru hızlıca bir geçiş yapalım bakalım. Evet, şimdi transferlerimizi yaptık. Transferlerimiz bu şekilde oldu. Burak Kabacak'la anlaştık 625 bine. Giancarlo Simic Milan'dan kiralık olarak geldi. Ensar Aksakal'ın bonservisini aldık. Andre Gomez bedelsiz bir şekilde takıma geldi. Maxim Braharu geldi. O da sol kanat oyuncusu. Daniel Naumov'u bedelsiz aldık kaleci olarak. Sidney Tavares'le anlaştık orta sahaya. Sergio Dies sağ kanat transferimiz. Emir Kalic bu arada, o da sol beke aldığımız oyuncu. Mbaye Niang'ı transfer ettik. Bedelsiz bir şekilde, yok 500 bin euro ödemişiz. Joshua King'i transfer ettik. Fenerbahçe'den bedelsiz olarak ayrılmıştı. Şimdi Zuberu'yu aldık.
Bir de Batuhan Şen'i transfer ettik yedek kaleci olarak. Takımdan ayrılacağında Tijanić Wijnhelmtur'a gitti. Heitao CSKA Sofya'ya kiralık olarak gitti. Tuğberk Akgün 1460 ve Trabzon'a. Erkan Gümüş 1460 ve Trabzon'a. Uğur Yıldız da Samospor'la anlaştı. Evet, takımımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyon yapacağız. Bakalım sezon sonunda takımımız nereye kadar ilerleyecek, hep birlikte göreceğiz. Evet, sezon sonuna baktığımızda Göztepe 7. sırada yerini alıyor. Bayağı iyi, yani ilk çıkmasına rağmen gayet iyi bir sıralama yakalamış Göztepe. Fikstüre bir bakalım. Neler yapmış orada da ona da bir bakalım. Türkiye Kupası'nda İskenderunspor'a kaybetmişiz. Süper Lig'de nasıl oynamışız onlara bakalım. Süper Lig'de Fenerbahçe'ye kaybetmişiz. Beşiktaş'a kaybetmiş. Eyüpspor'a kaybetmiş. Pendik galibiyeti var 4-1 ile. Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-1 yenmiş. Kasımpaşa'yı 4-0. Fenerbahçe'yi 1-0. Başakşehir'e 5-1'lik bir galibiyet var. Galatasaray'la berabere kalmış. Beşiktaş'a 3-0 kaybetmiş. Şurada zaten bayağı bir puan kaybı yaşamış. Burada puan kayıpları yaşanmasaymış belki de Göztepe Avrupa kupalarına katılabilirmiş. Yani Galatasaray'dan bildiğim 5-0 mağlubiyetle ayrılmış. Yani Kasımpaşa'yı da zar zor yenmiş. Yani 6-4 yenmiş Kasımpaşa'yı da. Bu hafta şu hafta bayağı bir kısır döngü olmuş diyebiliriz. Hatta Kocaeli galibiyetini saymazsak şuralarda bile bir duraksama yaşamış diyebiliriz. Evet, oyuncu istatistiklerine de baktığımızda Zuberu 18 gol 4 asistlik bir katkı yapmış. Mbayani Yankonç gol 6 asist. Lund Guiz 8 gol 6 asist. Burak Kapacak 7 gol 7 asist. Tugay Gemicibaşı 3 gol 11 asistlik bir katkı yapıyor. Sergio Diaz 1 gol 7 asistlik bir katkısı var onun da. O gün bayağı bir gol 5 asistlik bir katkı yapmış o da. O da bayağı iyi katkı yapmış. Yani oyuncu verimlerimiz bu şekilde. Üçüncü sezonu geçeceğiz. Bakalım üçüncü sezonda bizi neler bekliyor. Hep birlikte ona bakacağız. Şimdi üçüncü sezona hızlıca bir geçiş yapıyoruz bakalım. Evet. Üçüncü sezona geldiğimizde Ajan Van Herder Heyde'yi transfer edilmiş. Bakıldığı zaman Yasir Subaşı geldi. Sol bek olarak. Mehmet Uysal orta saha forvet hattına gelen oyuncumuz. Özkan Yiğiter geldi orta sahaya. Orta saha oyuncusu olarak. Berkay Özcan'ı transfer ettik. Naumov gitti bu arada. Zaragoza kulübüne gitti. Uğur Yıldız Soma'ya kiralık olarak gitti tekrar. Tijanić Alfatih kulübüne satıldı. Erkam Kömür Denizli'ye kiralık gitti. Ensar Aksakar, Van Spor, Ege Yıldırım, Çorum Spor, Tuğbe Akgün de yeni Malatyaspor'a gitti. Evet, transferlerimiz bu şekildeydi. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyon yapacağız. Bakalım sezon sonunda takımımız nereye kadar ilerleyecek, hep birlikte göreceğiz. Sezon sonuna geldiğimizde 13. sıradayız. 13. sıraya kadar gerilemişiz. 8. 7. sıradaydık daha önce. Şimdi 13'e kadar gerilemişiz. Bu da yapılan transferlerin etkisini gösteriyor. Evet, zaten Süper Lig'e baktığımız zaman bayağı bir yenilgiler almışız. Önce Türkiye Kupası'na bir bakalım. Türkiye Kupası'nda en azından bir tur ilerlemişiz. Hatay'a kaybetmişiz. Eyüpspor'u eleyip Hatay'a elenmişiz burada. Süper Lig'e baktığımızda zaten Süper Lig'de çok istikrarlı bir duruş sergilemedik. İlk haftalarda gene fena olmayan bir performans göstersek de Alanya'ya 5-0 kaybetmişiz ve bu Alanya mağlubiyetinden sonra sağlam bir çöküş yaşamış diyebiliriz Göztepe için. 7-1 yenilmişiz Kocaeli'ne. Yuh. 7-1'de yenilmeyiz ya. 6-2 Beşiktaş. Oha. Vallahi fark atmışlar bize. Galatasaray 4-0 yani. Tarihi farklar yemişiz kariyerde. Neyse ki ona rağmen yani ligde kalmamız bence takdire şayan diyebiliriz. Oyuncu istatistiklerine de bir şöyle bir bakmak istiyorum.
olmayanlara böyle bir bakalım. Evet, Şanani Zubero 15 gol 4 asistlik bir katkısı var. Ramon Pascal Lewis 11 gol 9 asistlik bir katkı yapmış. Mbaye Niang'ın 7 golü var. Burak Kabacak 5 gol 6 asist. Tavares'in 4 gol 1 asistlik bir katkısı var. Eita'nın 3 gol 1 asistlik bir katkısı var. Diğerleri de çok fazla bir katkı yapamamış. Maxim da bir çok ahım bir performans sergileyememiş. Joshua King de keza öyle. Zaten performansı da bayağı bir düşüyor. Aklımızda Sergio Dies'in 1 gol 7 asistlik, Tugay Demirci'nin de 1 gol 7 asistlik performansları söz konusu. Evet, burada takım olarak biraz düşük, biraz daha kaliteli oyuncular transfer etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi yeni bir sezona geçeceğiz bakalım. Yeni sezonda takımımız neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi 4. sezona doğru hızlıca bir geçiş yapıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, transferlerimiz bu şekilde. 4. sezonumuzda kaleye Emil Arudeiro'yu kadromuza kattık. Kaleci olarak. Ben Nelson'u transfer ettik. Stoper mevkisine genç yetenek Gökten Körpüz'le anlaştık. Rotasyon oyuncusu olarak. Ben Woodward'u transfer ettik. Sol kanat için. Eduard Quaresma aynı şekilde stoper için wonderkidlerden birisiydi. Onu transfer ettik. Vanya Vlahovic'i transfer ettik. Sol kanat olarak, kiralık olarak takımımıza dahil oldu ve Atakan Keskin takımımıza dahil oldu. Atakan da Göztepe'nin altyapısından yetişmedi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam aynen. Önce bu Buca'da oynamış, daha ardından Göztepe'ye transfer olmuş oradan da. Yani nitekim aynen Göztepe'de sayıları, yani Göztepe'nin altyapısından sayıları ya neticede. Oscar Solomon Instituto'ya gitti. Brahau'yu Wolfsburg'a sattık. Van Hey de Avusturya Klagenfurt'a satıldı. Heitao CSKA Sofia'ya gitti. Joshua King Valerenga'ya transfer oldu. Berkay Özcan Kocaelispor'a kiralık olarak gitti. Mehmet Uysal da Çorum FK'ya transfer oldu. Evet, şimdi 4. sezonumuzu sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapacağız. Bakalım sezon sonunda Göztepe Ligi kaçıncı sırada tanımlanacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet, sezon sonuna geldiğimizde Göztepe UEFA Konferans Ligi'ne katılıyor bu arada. 5. sıraya kadar yükselmiş. Lider Galatasaray 2. Fenerbahçe 3. Beşiktaş 4. Rize 5. Göztepe oluyor. Başakşehir de küme düşmüş bu arada. Ama biz Göztepe olarak en azından Konferans Ligi'nde mücadelemizi vereceğiz. Sanırım tekrardan şeyde kaybetmişiz. Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'a kaybetmişiz. Süper Lig maçlarına bakalım. Beşiktaş'a 5-0 kaybetmişiz mesela. Onun dışında baktık. Eyüp'e 4-2 galibiyetimiz var. Ankaragücü'ne 4-0'lık bir galibiyetimiz var. Samsun'a 4-1 yenilmişiz. Fenerbahçe 3-2 kaybetmişiz. Galatasaray'la 4-4 berabere kalmışız. Rize ile 3-1 mağlup olmuşuz. Alanya'yı 4-1 yeniyoruz. Ankaragücü 2-1. Trabzonspor'u 2-1 yeniyoruz. Samsun'u 7-1 yeniyoruz bu arada. Samsun'u 7-1. Pendik 3-1. Rizespor 6-0. Zaten Galatasaray mağlubiyetinden sonra zaten hiç kaybetmemişiz bu arada. Başakşehir 2-0. Bodrum 2-1. Iğdır 2-0. Adana Demirspor 4-0. Antalyaspor, Alanyaspor 3-1. Hatayspor 3-2 diye geçiyor. Baktığımız zaman yani bakalım oyuncu istatistikleri nasıl, ona da bir bakalım. Son olarak oyuncu istatistiklerinde de Vanya Vlahovic 22 gol 10 asistlik bir katkı yapıyor. Aynası bayağı güzel bir katkı yapmış bu arada. Yani böyle süper bir katkı yapmış. Keşke bonservisini alsaydık dedirtecek bir katkı yapmış. Vanya Vlahovic gerçek anlamda.
Opsiyon bedeli de var. Belki alabiliriz opsiyonunu, bilmiyorum. Lundqvist şey yapmış. 15 gol istatistik bir katkı yapmış zaten. Gayet takımın yıldızı şu anda. Zubero 14 gol 4 asist. Mbayan Yang 11 gol 1 asist. Onun dışında Ogün Bayrak 19 asist yapmış totalde. Valla ilk sezonki performansını aratmayacak bir performans göstermiş Ogün Bayrak. Gerçekten inanılmaz bir katkı sağlamış diyebiliriz. Evet, transfer şeyler bu şekilde. Oyuncu verimleri bu şekilde. Şimdi 5. sezona geçeceğiz. Bakalım 5. sezonda bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. 5. sezonda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, son sezonumuza geldik. Son sezonumuzda Vanya Vlahovic'in bonservisini aldık. Bu arada Vanya Vlahovic geçen sezon mükemmel bir performans ortaya koymuştu ve bu sene şeyini aldık, bonservisini aldık. Gonçalo Esteves'le anlaştık. Stoper mevkisinde Jarel Kuansah'la anlaşıyoruz. O da bayağı bir etkili bir stoper. Ve Ben Hur Keser'le anlaştık. Kanat olarak Beşiktaş'tan kiralık olarak takımımıza dahil oldu. Oscar Solomon Instituto Kulübü'ne kiralık olarak gitti. Mbaye Niang Jagiellonia'ya kiralık gitti. Sergio Dies Gaziantep Futbol Kulübü'ne sattık. Yusuf Erkan Aksaray'a, Demir Yazıcı Gümüşhane, Alberk Babaoğlu Yeni Mersin'e, Alberk Gözlükaya da Fethiyespor'a kiralık olarak gitti. Evet, şimdi son sezonumuzun sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapacağız. Bakalım son sezonda Göztepe nereye kadar ilerleyebilecek? Bu sene biliyorsunuz ki UEFA Konferans Ligi'ndeyiz aynı zamanda. Bakalım UEFA Konferans Ligi'nde nereye kadar ilerleyebilecek? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet, sezonu 5. sırada tamamlıyoruz yine. Lider Beşiktaş, 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe, 4. Hatay olmuş. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi fikstüre de bir göz atalım. Türkiye Kupası'nda mesela yarı finale kadar yükselmişiz. Yarı finalde Fenerbahçe'ye elenmişiz. Bergama, Keçiören Gücü, Ankara Gücü ve Samsun'u eleyip yarı finale yükselmişiz. Fakat yarı finalde Fenerbahçe'ye kaybetmişiz. Konferans Ligi'ne baktığımızda ise Gorisa'yı eliyoruz önce. Sonra Lech Poznan'ı elemişiz. Akabinde Dinamo Tbilisi ile berabere kalmışız. Bodo Glimt'e 3-0 kaybetmişiz. Ajax'a 2-1 mağlup olmuşuz. Gollerden bir tanesi de Çağlar Söyüncü atmış Ajax'a. Sparta Prag'a 4-1 kaybetmişiz. Dnipro'ya 2-1 kaybederken Stigallen kulübünü de 2-1 ile geçmişiz. Süper Lig maçlarında ise ilk haftalarda oldukça kötü gitmiş. 5-2'lik Rize mağlubiyeti var mesela. Ardından Galatasaray 2-0 kaybetmişiz. Beşiktaş 2-0, Trabzon 2-0, Fenerbahçe 1-1 orada. Tabi daha sonra buradan sonra yükselişe geçtik. Bodrum'la 5-0, Manisa ile 4-2, Kocaeli 3-1, Rize 2-0 gibi. Fenerbahçe 3-1 yenmişiz mesela burada. Iğdır'ı 8-2 yeniyoruz. Çok enteresan bir sonuç olmuş. Galatasaray 2-1 yenmişiz bu arada. Kasımpaşa 4-0'lık bir galibiyet. Trabzon'da 4-1'lik galibiyet var. Görmüş olduğunuz gibi. Genelde baktığımızda Vanya Vlahovic 17 gol 9 asistlik bir katkı yapmış. Ben Hur Keser 16 gol 5 asist. Zuberi 16 gol 4 asist. Burak Kapacak 10 gol 14 asist. Belki kariyer sezonunu bu sezon çıkardı diyebiliriz Burak Kapacak için. Ben Budbon mesela 9 gol 9 asistlik bir katkı yapmış. Kuansah 5 gol atmış. Quaresma 4 gol 2 asist. Tavares 3 gol 2 asistlik bir katkısı var. Esteves'in 2 gol 5 asistlik bir katkısı olduğunu görüyoruz. Ogün Bayrak 2 gol 6 asist. Turgay Yemicibaşı 2 gol 7 asistle görmüş olduğunuz gibi istatistiklerimiz bu şekilde. Ve son olarak da kupalara bakalım. Kupada da kazanmadık herhalde. Bir baktığımızda Türkiye 1. Ligi kazanmışız. Onun dışında
Bir kupa kazanamamışız. Buradan da bu gözüküyor. Yani 5 içerisinde sadece bir Türkiye birincilik kupamız var. Onun dışında bir kupamız gözükmüyor şu anda baktığımız zaman. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu böyle kadar izlediğiniz için bize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorsunuz.